Mega Mac'ten herkese merhaba, ben Ecem. Magazin gündeminin birbirinden çarpıcı haberleriyle sizlerleyiz. Hazırsanız başlıyoruz. Son günlerde haklarında birçok iddia atılan Dilan Polat ve Engin Polat'ın tetikçi tutarak aralarında şarkıcı Banu Parlak'ın da bulunduğu birkaç kişi tehdit ettikleri ileri sürüldü. Dilan Polat ile 2 yıl önce yaşadığı bir olay yüzünden davalık olduğunu söyleyen sanatçı Banu Parlak, aramızda yaşanan husumet nedeniyle bana İstanbul'dan ret aldıkları için Niğde'de 38 gün hapis cezası aldırmışlardı. Bu karar adalet yerini bularak bozuldu. İlk husumetimiz ise ben güzellik merkezi açtığımda başlamıştı. Benim güzellik merkezim varken sen nasıl güzellik merkezi açarsın diye sonrasında olaylar kapandı. Ben kapandı sanmışım, bunlar oturdukları semtte bir gencin parasını alarak borç adı altına bu parayı geri vermek için Banu Parlak'a vurmayı şart koşmuşlar. Çocuk da yapmamış ifadelerini kullandı. Şok eden açıklamalarına devam eden Parlak, çocuğu içeri aldıklarını, daha sonra çocuk çıkınca da kendi çocuklarının gözü önünde Dilan Polat ve Engin Polat'ın selamı var deyip bacağından vurulduğunu söyledi. Can güvenliğinin olmadığını söyleyen sanatçı, başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat'tır sözleriyle kamuoyuna seslendi. Yaptığı yazım yanlışlarıyla gündeme gelen Demet Akalın bu sefer farklı bir olayla gündeme geldi. 10 bin lira verdiği bebeğiyle sosyal medya için bir video çeken Akalın'a yorum yağdı. Takipçileri paylaşımın ardından sosyal medya hesabından Akalın'ın akıl sağlığını sorguladı. Her adımı olay olan ünlü isimlerden oyuncu Serenay Sarıkaya, güzelliği ve oyunculuğuyla hayranlarının gözlerini kamaştırmaya devam ediyor. Oyuncu bu sefer yaptığı sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. Sarıkaya paylaşımları arasında vesikalık fotoğrafından saçının yıkandığı anları "Bugün hangi Serenay Sarıkaya'sın?" yazarak paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımına binlerce yorum ve beğeni yağdı. İrem Derici önceki gün Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Konser öncesi açıklama yapan Derici, "Sürekli çalışıyorum. Artık polemiklerin içine girmek istemiyorum. Herkes birbirini yolsun. Ben uzaktan izleyeyim." sözleriyle çevresindekileri güldürdü. Bir diğer yandan ise itiraflarda bulunan Derici, ünlüler gibi kendisinin de sahte hesapları olduğunu söyleyerek "Kötü haberim yapıldığında kendimi savunuyorum. Gerçekçi görünmesi için diğer sahte hesabımdan da bu leş kadının nesini savunuyorsunuz diyorum." diyerek de samimi açıklamalar yaptı. Bugünlük bizden bu kadar. Gündemin çarpıcı magazin haberleri için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka Mega Mac videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.